Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframda sizler için çok güzel bir sebzeli makarnam olacak. Fırın makarna yapacağız. Sebzeler kullanacağız. Özellikle kabak ağırlıklı olacak. Kabaklarımı ben şöyle küçük küçük küp küp doğradım. Ortadan böldüm. Küçüklerdi zaten. 2 tane kabak var orada. Hemen şurada da şöyle 100-150 gram kadar kıymam var. Biraz şöyle börülce fasulyem var, buzluğumdan çıkarttım. Bir tane kuru soğan, bir diş sarımsak, hemen bir tane şöyle dolmalık biber doğradım, sivri biber de olur. 2 tane havuç ve bir tane de kapya biber doğradım. Biraz da orada domates sosum var, hazır kullanacağım. İçinde domates taneleriyle. O sebeple salçada kullanmayacağım. Tuz, karabiber ve pul biber kullanacağım. Daha sonrasında fırın makarna olacağı için üzerine biraz da böyle bir beşamel sos hazırlayacağız, dökeceğiz. Beşamel sos hazırlaması 5 dakika sadece, biliyorsunuz. Bu tarafta da suyumu koydum, içerisine tuz attım ve yağ döktüm. Kaynamaya bıraktım. Şöyle makarnalarım var. Kalın fırın makarnalar. Görüyorsunuz. Numarası 10 numara. Fırın makarnalar için, fırında yapmak için kullanılan spagettilerden. Bundan atacağım suyumun içerisine. Haşlayacağım bir kenarda. Diğer tarafta da tavada hemen sebzelerimi soteleyeceğim. Karıştırıp beşamel sosu üzerine döküp fırına vereceğim. Tabii ki peynir rendesi dökmeden olmaz. Biraz böyle parmesan peynir rendesi ve biraz da kaşar peynir rendesi veya mozzarella peynir rendesi de tabii ki olur. Kullanabilirsiniz. Hemen kaynamaya başlamış olan suyun içerisine makarnamı döküyorum. Zaten yumuşadıkça yavaş yavaş alta doğru inecek o. O orada pişe dursun. Biraz altını kısalım. Şöyle altı da dursun. Diğer tarafta dediğim gibi biz sebzeleri kavuralım hemen. Oh, tamam, tavama hemen 2-3 yemek kaşığı kadar şöyle sıvı yağ boşalttım. Üzerine soğan ve sarımsağımı ekleyeceğim ve karıştıracağım. Hafif kavrulunca hatta havucu da ekleyelim. O da geç pişer. Hepsi beraber şöyle bir kavrulacaklar öncelikle. Bir miktar kavruldular, sotelendiler. Hemen şöyle azıcık kenarıya çekip onları kıymama ekleyeceğim. Ve ezerek onu da kavuracağım onlarla beraber. Sonrasında da biberlerimi ekleyeceğim. Önce fasulyemizi de ilave edelim. Artık kabaklarımızı da ilave edelim. Hepsi beraberce pişsinler. Ay, ne kadar güzel bir renkin bir şey oldu değil mi? Kabaktan ne yapabilirim yemeğinden başka veya ne bileyim işte böyle dizmeden farklı veya mücverden farklı derseniz, gerçekten böyle bir şey, kabaklı bir harç. Makarna yapımında gayet lezzetli oluyor. Fırın makarna yapmanız şart değil. Normal makarnayı haşlayıp, öğrenci kardeşlerim sizlere sesleniyorum. Hemen makarnayı haşlayıp makarna pişinceye kadar, inanın bu da pişiyor. Hadi 1-2 dakika daha fazla sürsün. 10 dakikada hazır olacaktı zaten. Hemen üzerine sos olarak döküp oturup afiyetle yiyebilirsiniz. Hem doyurucu bir yemek, hem aldığınız karbonhidratın yanında ayrıca sebzeden alacağınız vitaminler, proteinler, bunları da birleştirmiş oluyorsunuz. Kıyma koyduk, o yüzden protein ihtiyacınızı da oradan giderebilirsiniz. Gördüğünüz kıyma minnacık, bir 100 gram bir şeydi zaten. Artık sebze harcımızın
tuzunu ekleyebiliriz. Hemen 2 çay kaşığı tuz. Yarım, şöyle 1 çay kaşığına yakın karabiber. Hafif de acılık versin diye şöyle birazcık da pul biber ekledim. Biraz sebzeleri çekince domates sosunu, domatesini vereceğiz. Rendeleyebilirsiniz de 2-3 tane domatesi ya da rondodan çekebilirsiniz. Nasıl arzu edersiniz. Çok hafif şöyle bir dış yüzeyleri biraz daha kızarsın. 1 dakika sonra domatesi ekleyeceğiz. O arada ben süzmüş olduğum makarnamı şöyle hemen genişçe bir kaba alacağım ve biraz yağlayacağım. Şöyle biraz yağ dökelim. Biraz da toz parmesanım var, onu ekleyeceğim. Altı kaşık kadar ekledim. Altını biraz kısacağım artık. Ki domates bıraktığı suyla şöyle hafif yumuşatsın biraz daha sebzeleri diye. Sebzelerim diğer tarafta pişerken ben hemen küçük tencereme bir miktar sıvı yağ koy, pardon tereyağı koyup şöyle bir yemek kaşığı kadar un ile kavuracağım. Üzerine hemen yarım kutu kadar kremayı boşaltıp yaklaşık 3 bardak kadar da süt ekledim. Şimdi bunu karıştırarak böyle koyulaşıncaya kadar pişireceğiz. Hemen sosum kaynamaya başladı. Şöyle 1 çay kaşığı kadar tuz ve yarım çay kaşığı da karabiber ekleyip karıştıracağım. Biraz sulu bir sos oldu farkındaysanız. Makarna kullanacağımız için makarnayı da çok fazla yumuşatmadım haşlarken. Biraz diriler daha. Dökünce bu sosu da bunu da yiyecek tabii ki. O yüzden biraz sıvı yaptım. Çok böyle katı bir beşamel sos yapmadım. Hemen bir altını kapatayım. Size şöyle kıvamlı kaşıkla göstereyim. Görüyorsunuz. Daha akışkan. Evet, kenara alabiliriz artık. O da hazır. Sebzelerimiz de hazır. Makarnamız da hazır. Şimdi birleştirme zamanı. Makarnamızdan şöyle alalım kabımıza bir miktar. Hemen hemen yarısını koyduktan sonra hazırlamış olduğumuz bu güzel harcımızı üzerine yayalım. Hemen üzerine biraz daha şöyle makarna yayalım. Hatta bunları şöyle elimizle uzun uzun yaparsak çok daha iyi olacak. Hem daha hoş görünür. Makarnamızı da güzelce yaydıktan sonra üzerine beşamel sosumuzdan gezdirelim. Taze mozzarella peynirim var. Evet, makarnam hazır. Fırınımı zaten açmıştım ısınması için. 200 derecede böyle üzeri kızarıncaya kadar pişireceğim. Makarnam fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok da güzel kızardı. Henüz sıcak tabii ki. Biraz 5-10 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyip servis yapabiliriz.
Makarnamız harika oldu gerçekten. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sebzeleri gördüğünüz gibi çok güzel. Makarnalar tane tane içerisinde. Gayet güzel pişmişler. Sosu çok güzel. Makarnalar dediğim gibi tane tane. Gerçekten harika olmuş. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi esirgemeyin. Allah'a emanet olun.